Merhabalar çok değerli ve kıymetli dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlardan gelen yoğun istek üzerine EKPS konuları ve soru dağılımından bahsedeceğim. Şimdi EKPS'ye giren, ilk defa giren arkadaşlarımız da var. Daha önce girmiş, tecrübe etmiş arkadaşlarımız da var. İşte bu konuda inşallah size bilgi vereceğim. EKPS sınavında toplam 60 tane soru sorulmakta. Bu 60 tane sorunun 30'u genel yetenek, 30'u genel kültür olmak üzere iki kısma ayrılmakta. Bu genel yetenek kısmındaki soru dağılımı 15 tane matematik sorusu ve 15 tane Türkçe sorusu olmak üzere toplam 30 tane genel yetenek sorusu sorulmakta. Ve aynı zamanda genel kültür kısmında ise 30 soru sorulmakta. Bu 30 sorunun dağılımı ise 12 tane tarihten, 6 tane coğrafya, 6 tane anayasa ve 6 tane güncel konular olmak üzere toplam 30 tane de genel kültür sorusu sorulmakta. Yani siz sınava girdiğiniz zaman 30 tane genel yetenek, 30 tane genel kültür olmak üzere toplam 60 soruya cevap vereceksiniz. Ve bu EKPS'de konu dağılımında ise EKPS Türkçe'de dikkat etmeniz gereken konulardan bahsedeceğim inşallah size. Okuduğunu anlama, cümlede anlam ve anlam çeşitleri, anlatım biçimleri, sıfatlar, zamirler, zarflar, bağlaçlar, edatlar, fiiller, cümlenin öğeleri, anlatım bozukluğu, noktalama işaretleri, düşünce geliştirme yolları, paragraf bilgisi, sözcüğün yapısı, isim ve sıfat tamlamaları. Türkçeden bu tarz sorular sorulmakta ama size tavsiyem paragraf sorularına biraz daha önem gösterin. Çünkü paragraf soruları biraz daha fazla çıkmakta. Zaten paragrafı yaparsanız diğer dil bilgisi noktalarını yapmanıza herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Ve EKPS sınavında ki matematik sorularına geldiğimiz zaman ise matematikte kümeler, sayılar, bu rasyonel sayılar, ondalık sayılar, reel sayılar diye kısımlara ayrılıyor o kısım. Üslü ve köklü ifadeler, hacim, fonksiyonlar, mutlak değer, problemler, açılar, alanlar ve çevre. Bu matematikte de dikkat etmeniz gereken önemli konulardan biri problemler. Çünkü problemler biraz daha yoğunlukta çıkıyor. Problemlerin üzerine biraz daha durursanız bu size katkı ve fayda sağlayacak. Ve EKPS'deki tarih soruları ise konu olarak çok uzun ama soru olarak kısa bir, yani 12 tane soru soruluyor ama konumuz biraz uzun. İnşallah onların da kısaca başlıklarından bahsedeceğim. Tarihteki ilk devletleri ve yerleşik hayat, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat, Anadolu'da kurulan Türk devletleri, yerleşik hayat ve yönetim şekilleri, Selçuklularda devlet yönetimi, Anadolu'da kurulan beylikler ve önemleri, Kurtuluş dönemi önemli gelişmeler, Yükseliş dönemi önemli gelişmeler, Duraklama ve dağılma dönemindeki önemli gelişmeler, Milliyetçilik, Osmancılık, Turancılık ve İslamcılık hareketleri, Meşrutiyet dönemi ve Atatürk, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na girme sebepleri, Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinden bahsediliyor ve birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve gelişmeler, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet'in ilanı, Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili gelişmeler, saltanat ve halifeliğin kaldırılması, inkılaplar, 1924 Anayasası'na yapılan değişiklikler, Cumhuriyet sonrası yapılan tüm değişmeler, Atatürk'ün son zamanlardaki gelişmeleri, Dünya Savaşı'na sebepler ve sonuçları, anlaşmalar, Atatürk'ün okuduğu okullar, genelge ve kongreler, Kuvayi Milliye, Çanakkale, İnönü, Trabzonkap ve Büyük Taarruz Savaşları'nın önemleri, Mondros, Lozan ve Sevr Anlaşmaları ve önemleri, İtilaf Devletleri'yle yapılan anlaşmalar, İtilaf ve İtifak Devletleri bunlardan. Buradaki sizin dikkat etmeniz gereken noktalar tarihte, inkılaplara dikkat edin, onun haricinde anlaşmalara dikkat edin. Ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi, gelişme, çıkış dönemleri, oralardan birkaç soru geliyor. Onlara da dikkat ederseniz inşallah başarılı olursunuz. Ve EKPS coğrafyadan ise göllerimiz, ırmaklarımız, dağlarımız, barajlarımız, kıyılarımız ve turizm, hayvancılık, madenlerimiz, iklim, rüzgarlar ve yağmur çeşitleri, erozyon ve heyelan, matematik ve coğrafi konum, ada, yarımada, köy ve körfezler, ovalar, platolar ve vadiler, bitki örtüsü, nüfus dağılımı, tarım, toprak çeşitleri ve görüldüğü yerler. İşte bunlardan da sorularımız çıkıyor. Bunlara da dikkat edersek çok faydalı ve katkılı olacak. Ve en son EKPS vatandaşlıkta ise anayasalarımız, yani son anayasamız 1982 Anayasası, 2010 referandumu, uluslararası kuruluşlar,
vatandaşın ödev ve sorumlulukları, haklar ve ödevler, merkezi ve yerel yönetimler, meclis başkanı görev ve yetkileri, başbakan görev ve yetkileri, cumhurbaşkanı görev ve yetkileri, milletvekili görev ve yetkileri, bakanlar ve bakanlar kurulu görev ve yetkileri. Bunlardan da en önemli dikkat etmeniz gereken nokta 1982 Anayasası. Bu anayasaya biraz daha önem verirseniz bu size çok çok fayda sağlayacak. Diğer zaten en son kalan kısımda ise güncel konular. Güncel konularda da haberleri sık takip ediyorsanız, haberlerdeki yayınlanan haberler, işte güncel konular, işte engellikle ilgili durumlar, işte spor faaliyetleri, işte bunlardan çok çıkıyor. İnşallah bu konulara dikkat ederseniz bu EKPS'ye dolu dolu süper bir şekilde sınavı inşallah atlatırsınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.